Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu yalan. Dersimizin konusu yalan abi. Yalan. Şimdi Fatih dersini takdim ediyor. Şimdi Lemaat sayfa 711'de abi yalanla ilgili böyle bir yer var. Sözler 711. Yalan bir lafz-ı kafirdir. Şimdi yalan lafz-ı kafir, yani kafire ait bir lafız. Yani yalan ancak kafir söyleyebilir manasında. Yani yalanın temelinde şey var. Yani küfür var. Yani bir şeyi, hakikati örtmek var. Evet. Yalan. Çok güzel. Çünkü hakikati örtmek manası, fıtrat yalan söylemez. Yani fıtratını susturmak, örtmek, bastırmak, ya, yalan söylemek. Bir de şu. Mesela diyelim ki bardak var, yok diyorsun. Aslında inkar var. Yani aslında biliyorsun onun olduğunu, onu inkar ediyorsun. Ya kendini inkar ediyor, sen onu inkar ediyorsun. Burada kafir diyor, başka bir yerde de mesela Şah-ı İcaz'da da sen münafıkların şeyi, özelliği, münafıkların özelliği de yalan da biliyor. Şimdi münafıkların özelliği biliyor hakikati, evet. İçinde bulunmuş, öğrenmiş ama onu yalanlıyor, sefrediyor, öğretiyor, inkar ediyor. Halbuki kendisi biliyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in kim olduğunu iyi biliyor. Çok iyi biliyor hem de. Ama onu inkar ediyor, yalanlıyor. Bu manada yani işte yalan bir baksa kafirdir diyor. Yani yalanda küfür var. Çünkü fıtratta yalan yok. Yalan yok, evet. 254 Mesnevi Nuriye. Fıtratta yalan yok, dünkü ders. Dünkü dersin adı da budur. Fıtratta yalan yok. Ha, devam. Evet, böyle okuyayım. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı, bir tane hakikat yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük, büyük esastır, bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükuta, eğer çıksa zararlı, yalana yer hiç yoktur, çenden olsa faydalı. Yalana yer hiç yoktur, çenden olsa faydalı. Yani burada da benim dediğim şey, yalanın tevkid, vasat, ifrat tarafını ele aldım burada da. Yani ifrat kısmı, yani faydalı olsa bile hiç onun için yok, yalana yer yoktur diyor. İfrat. Ben öyle şey yaptım, ele aldım. Tevkid kısmı ise, her sözün doğru olmalı, lakin her hakkın olmaz, her doğruyu söz etmek diyor. Aferin. Her sözün doğru olmalı ama her doğru her yerde demek doğru değildir. Bu da tefrit. Öbüründe, yani bir fayda bile olsa bir şeyde, masat olsa da yalanı hiç yer yoktur diyor. Masatı ne? Masatı da istikamet, yani o yalan yalan demek, yalansa yalana yalan demek, öbür türlü de sükut etmek. Ya doğruyu söylemek ya sükut etmek. İstisnalar hariç, yani cevaz verildiği yerler umumi değil. Birkaç yerdir. O da askeriyede, çünkü savaş hiledir. Savaş hiledir. Namus, memleket, her şey gidiyor. Orada bir casuslukta yalan var. Bir de iki Müslümanın barıştırmak için, karı kocayı da Müslümandır iki Müslüman. Barıştırmak için onlar Yasin hakkında şöyle diyor ya, Allah Allah. Ona oysa dememiş yani, barıştırmak için. Buna musad edilmiş. Yani yalan aslında maslahat itibariyle aslında hiçbir şekilde cevaziyet yok. Ama yani çünkü o maslahatın bir, yani bir şekli yok, bir hududu yok yani. O yüzden olmadığı için maslahat, yani bir belirli bir şeye göre ele alamadığı için, maslahat neye göre maslahat olduğu belirlenmediği için hiçbir şekilde yalan cevaziyet yok diyor. Evet. Çünkü kuyudu itiraz ediyor. Yani muayyen, mesela diyor ki bu benim için Müslümanı Müslümana barıştırmaktır diyor mesela, ama hududu belli onun değil. Için, onun için evet. Yine sözler başlarsak abi, oradan okuyayım ben. Sayfa 18'de küçük sözlerle. Burada da diyor ki, yani orada iki tane asker vardı. Bir tanesini, sola gideni ele alıyor. Diyor ki, zahir bir hiffet yalancı bir rahatlık görür diyor. Yani onun vaziyetini böyle tarif ediyor. Bir de söyler misiniz? Zahir bir hiffet, evet. Zahir görünüşte bir rahatlığı var ve yalancı bir rahatlık görür diyor. Yalancı bir rahatlık. Rahatlık görür diyor. He, ne anladın? Yani bunun rahat, yani yalancı, yalandan kısa şu yani, ne anladım? Yalan, yani şey,
Bu zahir ve batine bütüne getirmeyen bir şey yalan. Sadece zahirde kalıyor. Onun arkası yok. Ha, o zaman yalan şimdiki zamanı muhakkak çözüm buluyor yani. Muhakkak bir çözüm. Şimdiki zamandaki bir çözümdür. Medeniyetin şeyleri, sefahatleri diyelim, uyutucu şeyleri bu şekilde yani. Buna yalan diyor. Çünkü onun şey yok. Arkası yok yani. Batın yok. O zaman mazi ve müstakbelsiz çözümler üretmek adına yapılan bir muameledir yalan. Yalan şimdiki zamanı kurtarmaktır. Uzun vadeli bir ömrü yoktur. Cehaletin hangisi vardı? Cehaletin yönü öndü. Geçmişi yoktu cehaleti. Mayen, dün okumuştuk hatırlarsın. Çünkü mayenleşmiş artık, onun cehaleti yok. Yalan ise mazisi ve mustakbeli yoktur. Şimdiki zamanda hazır çözüm bulmaktır. Geçici. Çözüm zannetmek. Abi, orada bir çözüm zannetmek. Çünkü mazi... Bir de şey Fatih hani okuduk ya lafz-ı kafirdir. Evet. Ha, kafirin mazi ve mustakbeli yoktur. Mazi mustakbeli olmayan anı yaşadığı için yalanda da onda olur. Yani bir Müslüman geçmiş ve geleceği böyle yorumlamamış böyle bir hayatı yoksa şimdiki zamanı yaşıyorsa onda yalan mümkün değil olmazsın. Kaçınılmazdır yalan olur o adamda. Bir daha tekrar edelim mi abi? Çok ilginçtir. Fıtratta yalan yoktur. Fıtrat mazi mustakbel halin bütünlüğüdür. Zeki adam anı yaşar. Hepsini topluyorum. Zeki adam anı yaşar. Mazi mustakbeli yoktur. Akıllı adam mazi ve mustakbeli şimdiki zamanda yaşar. Kafirin mazi ve mustakbeli yoktur. Dolayısıyla yalanın mazi ve mustakbeli yoktur. Şimdiki zamanda geçici bir çözüm bulur. Çözüm bulur. Bir de yalanın geçmiş ve geleceği olmadığından yalanın geçmiş ve geleceği yoktur. Şimdiki zamanıdır. Çünkü geçmiş ve geleceği yaşamayan şimdiki zamandadır. Geçmiş ve geleceği olmayan bir insanın şimdiki zamandadır. Şimdiki zamanda olup da yalan dememesi imkansızdır. Zekiler yalan söyler, akıllar yalan demez. Zekiler yalan söyler. Niçin yalan? Bir kere temelinde zekavetini akla bağlamadığı için temelde fıtratın yalancıdır. Mazi ve mustakbeli reddettiği için, yani yaşamadığı için yalancıdır. Yalan şeyidir. Evet. Zahir bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür diyor. O son yola giden yolcu. Bak bir de hızlı söyle onu. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. Evet, sol yola giden zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. Yalancı bir rahatlık. Evet. Niçin yalancı? Niçin yalancı bir rahatlık görür? Yani o fıtratını karşını bulamıyor yani orada. Bak, o çölde giderken yalancı bir hiffet yük almamış. Yalancı bir rahatlık. Yani... mazisi olmadığı için onun zihninde biraz sonra çölde aslan çaldıracak. O gelecek. Seni vazifelendiren bir vazifeyle şey yapmış, onu unutmuşsun mazi. Zahirde yük taşımıyorsun. Geleceğin de yok. Aslan düşün. Şu andaki halde bir rahatlık var zannedersin. Ondan mazisiz, mustakbelsiz olduğundan. Yani şimdi o zaman mesela rahat zahmette... Zahmet rahatta yani. Aynı böyle. Yani fıtrata şey uygun olunca insan şey oluyor. Aferin. Aynen öyle. Ya fıtrata uygun mu yalan söylemiş oluyor fıtratına karşı. Aynen öyle. Yani burada mazi ve mustakbeli derken mazi nokta istinaktır. Mustakbel dediğim şey de nokta istimdattır. 254 Mesnevi'de anlatıyor. Yani bir yere dayanmak mazidir. Yani maziden geldik. Zaten vücut öyle geçiyor. Maziden hale uğrayıp istikbale dökülüyor diyor. İstikbalden hale uğrayıp maziye dökülüyor. Mazi o zaman ne oldu? Dökülüyor. Ters mi söyledim? Ters oldu. Maziden geliyor, istikbale dökülüyor. Yani hale uğrayıp istikbale dökülüyor. Evet. O zaman arkamız nokta istinattır. Allah'a iman. Önümüz yani fıtratın gösterdiği
nokta istimdat, yani fıtratın imdat diye bağırıp imdadına verilen cevap, o da ahiret. Mesela beka istiyoruz, bağırıyoruz. Kim cevap veriyor? Ahiret. Tamam. İşte yalanın mazi ve müstakbeli yoktur. Fıtratta yalan yoktur diyor. Yine sakin 700'de sözler. İşte fıtratta yalan yoktur diyor. Yani dediğimiz gibi o işte son yolcu fıtratına ters düşüyor. Yani fıtratının sesini susturmak istiyor. Yani yalanla birlikte onu kapatmaya çalışıyor. Fıtrata ters düşüyor. Yani zahirde bir rahatlık yok ama insanın fıtratında o yani aslında o zahmetli bir rahat var. İnsanın fıtratı buna mı ilgili? Yani o inkişaf etmesi için ruhunu o şekilde bir musibettir, bir şeydir. Bela çekmesi gerekiyor ki o fıtratın yerini karşını bulsun. Evet, doğru. Şimdi yine Besnevi Nuri 752'de diyor ki acaba zahir yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mes'ud denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeride böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennem bir azap çektiriyorsun diyor. Şimdi kime diyor? Avrupa'ya mı? Evet abi. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir hali yaşatıyorsun diyor. Yalancı bir cennette cismi bulunan diyor. Cismi bulunan. Cismi bulunan. Demek ki o zaman bak ne getiriyor? Böyle çıkartacaksın. Mana böyle. Ha demek ki şimdiki zamanda yaşayan bedensel hayattır. Bedeni esas alan şimdiki zamandadır. Çünkü bedenin mazi ve müstakbeli yoktur. Bedenin yani insanın iki kanadı ruhsaldır. İşte kafir için söylüyor da lema 17. lema değil mi o? Evet, 5. nota. 5. nota Avrupa ona sesleniyor. Sen diyor yalancı bir cenneti şey yapıyorsun. Ne demek? Bedensel bir hayata villayı, arabayı, cinselliği vesaire vaat ettin. Ama insan bedensel bir bedense doğru söyledin, sunduğun hayat doğru. Ama insan sırf beden değildir. Ruh ise mazi ve müstakbelden alakadardır. Nasıl yapacaksın o meyillerin, arzularını, geçmişte yaptığı zulümleri, hataları, teellümleri nasıl susturacaksın? Fıtratın istediği, bağırdığı beka arzusunu neyle susturacaksın? Villa susturur mu? Para susturur mu ebed sesini? İşte kafire hitaben diyor, bir de okur musun orayı? Evet, acaba zahir yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Ya niye peki villada adam azap çeksin? Kalbi, ruhu diyor azap içinde. Çünkü ruhunun aradığı bir zemin değil. Onun için rahat zahmette, zahmet rahattadır. Asıl saadet denmiş. Ben asıl saadet mantığıma göre bir eli yağda bir eli bağda olması lazım. Asıl saadet peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yaşadığı dönemi Allah öyle diyor. Oysa yokluk kol geziyor. Yokluk ya 3 gün hiçbir şey yememiş insanların yaşadığı. Kefen yok. Kefen yok ya. Çocuklara ya pişiriyoruz diye taşı tabakta karıştırıyorlar. Tamam aha şey yaptık diye. Ot yendiği döneme asıl saadet diyor. E şimdi villada adam huzur yok. Yoklukta huzur var. E biraz sorgulamamız lazım da burada bir yerde bir hata yapıyoruz yani. Yani hayatı yorumlamada bir yerde hata yapıyoruz. Şimdi bu kainatta bu sistemde bütünlük var. Yalan insanı bundan çıkartıyor. Fıtratı çıkartıyor. Mesela bir dava var, bir iddia var. O iddianın mesela bir dediğimiz gibi mesela bir batını var. Diyelim ki bir onu besleyen bir kaynak var. Ama yalanda ise sadece zahiri bir perde çekiyor, onun arkası yok. Ve devamlı bu yalanı yani gizlemek için de onu perdeye şey yapıyor, önünde çekiyor. Ama diyelim ki bu doğru sıdıkta ise yani sadece doğruyu söylüyorsun, o doğruyu başka bir yerde herhangi bir teraşuatla birlikte onu yakalayabilir. Çok hassiz bir teraşuatı var. Mesela o davanın, o mesela şeyin, doğruluğu o davanın, mesela cennetin hassiz teraşuatı var. Bunu bir tanesini yakalarsa o davayı bulur. Ama yalanda ise yalan söylediği için bu yani perdesini bu yalanın yani gizlemi zor oluyor. Yalan çünkü yalanın vücut alıcısı yok. Çünkü şeyde kainatta yani bu işte zahir batın hepsi bir olduğu için hepsi birbirini tamamlıyor ama yalanda ise sadece zahirde kalıyor. Yani kolayca onu daha basit iptal edebilir yani. Yalan aynı zamanda ademi vücuttur. Yalan bir esma değil yani abi. Evet.
Yani mesela o ayet münafıkın suresi var ya, orada münafıklar geliyor. Peygamberimize diyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün. Ayet gelmiş yani. Cenab-ı Hak diyor ki şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün ama onlar yalan söylüyorlar diyor. Yani söyledikleri söz doğru. Ama sözün sahibi olmadıkları için yalan söylüyorlar. İnanmadıkları bir şey söylüyorlar. Yani bir esmaya çarpmıyor bilmiyorum ben. Yani yalan bir şey küfürle alakalıdır o. Yani esmaya dayanması lazım. Çünkü şeytani bir vasıftır. Şeytan nereye dayanıyordu? Vücudu ademidir. Mudil esmasıdır. En büyük yalancı şeytandır. Mudil esması değil mi? Dalalete götüren. Demek ki yalan fıtratta yalan yok. O zaman nerede yalan var? Adem'de var. Adem'deki. Adem fıtrat değil ki. Ademi vücuttur. Vücutsuz vücut. Fıtratta yalan yok. Adem'de var. Adem. Çünkü şeytan da Adem alemleri hesabına çalışmıyor. Subhanallah, Subhanallah diyor. Şu anlarda ya. Bir şey var olsun, düşünülsün, vardır o. Mutlaka bu esmaya dayanıyor. Yani vehmi. Vehmi bir vücudu var en azından. Vehim de tamamen, yani vücudu değil ama ademi vücuttur. Çünkü ademi mutlak yok. Yalan var mı ortada? Ortada yalan var mı? Var. Yalan var. Yalan olmasa İslam ona hukuk ona hükmetmez. Olmayan bir şey hukuk olur mu? Yalan var. Peki vücudu bir vücut mudur? Değildir. Ademi bir vücuttur. 519. Dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizam ekmel, bir intizam kasti vardır. Kainatta bir nizam var. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemahat-ı kast görünür. Hatta her şeyde bir nur-ı kast, her şeyde bir ziya-i irade, her harekette bir deme-i ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. Bir de saysan onu, her bak, her vasıfların yüklenen manaya bakın, zeminine bakın, zemine. Bak bir de oku. Her cihette reşahat-ı ihtiyar. Her cihet. Evet. Reşahat-ı ihtiyar var. Cihet. Cihette ihtiyar var. İhtiyar reşahatı var ama. He? Reşahatı ihtiyar. Evet, reşahat ihtiyar. Ve lemahat-ı kast görünür. Kast, lemahattan. Hatta her şeyde bir nur-ı kast. Nur-ı kast. Her şeyinde bir ziya-i irade. ziya-i iradeye nispet etmiş. Nur-ı kast, ziya-i irade dedi. Bak, nur-ı kast. Ziya-i irade. İradenin ziyasıdır nur. Doğru. Çünkü ziya daha cami. Her harekette bir lemay-ı ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadeti ebedi olmazsa, şu esaslı nizam bir sureti zayife-i vahiyeden ibaret kalır, yalancı, esassız bir nizam olur. Yani saadet ebedi olmazsa diyor, bu görmüş olduğumuz mevcut hakikatler, yani bu kainat, yalancı bir nizam olur diyor. Niçin? Ne anlıyorsun? Nizamı nizam yapan saadet ebediyedir. Eğer saadet ebedi olmazsa bu görülen nizam, yani bir şey olur, bir davası boşa çıkar, yani yalan çıkar. Ne demek? Bunu bir izah etsene şimdi mesela. Ahiret yoksa şu dünya niye yalancı olur? Çünkü fıtratta yani bir şey var, bir meyil var, bir hedef var. Yani fıtratta bir şeydi kaynağı. Tamam, fıtratım hedef var. Yani eğer bu şey hedef olmazsa, ortadan kalkarsa o zaman bu abes olur, bir anlamı olmaz. Yani o zaman bu nizamın da bir anlamı olmayacağı için yalancı olur diyor yani. Bu sadece bir görünüşte kalır. Sen ne anladın? Yani mesela bu dünyayı gördüğünüz halde diyor. Ondan sonra eğer ahiret yoksa bu yalancı olurmuş. Niye? Yani fıtrat abi yaratılışa konulan özellikler yani. Kulak var mesela, ses olması lazım. Tamam. O zaman ses yoksa kulak yalan olur yine. Mesela mide var, meyve sebze olacak. Doğru. Meyve sebze yoksa mide ne? O zaman yani? Ses yok, kulak var. Sen de dalga geçmiş olmuyor mu? Niye verdin bana o zaman bunu yine? Ha, insanda mesela beka arzusu var. Evet. Yani intizam var, intizam var. Ha. Şimdi şöyle de diyebilir miyiz? Şimdi her şey bir şeye doğru gidiyor hamile, daha mükemmele doğru koşturuyor. Eğer bu kainatın sonunda ahiret yoksa buranın mantığı olur mu? Yani şu, kainat yani dünya.
Ön taraf içtik, arkası içtik, iki içtik arasındaki varlığa varlık denilir mi? Hiçlikten gelen hiçliğe gidiyor. O zaman var mıdır ki o? Hiçlikten ne gelecek? Varlık. Fiziğe zıt bu. Termodinamik kanununa, entropi sistemine zıttır bu. Yani bu varlığın önü hiçlik, arkası hiçlik. Bir varlık hiçlikten geldiğini hangi fen söylüyor ki? Kaynağı hiçlik, gittiği yerde hiçlik. Hiç olan bir yer var mı? Yok. Yoka nasıl gidecek bu? Peki, hiçlik denen bir yer varsa, var mı orası? Varsa orası varlıktır, ismini değiştirmişsin. Burası hiçlik diyebiliyorsam, işaret edebiliyorsam, gösterebiliyorsam, bu kalem hiçliğe attım. Bana ver gene. Nereye attım? Nereye attım? Mescide. Nereye attım? Hiçliğe attım. O zaman atılabildi mi o? Atılabildiyse o hiçlik değil. O eğer hiçlik varsa bu atılamazdı. Eğer bir şey hiçliğe gidiyorsa o vardır. Çünkü varlık içine giriyor. O zaman bak nereye gidiyor? İnsanlar hiçliğe gidiyor. Aslında ahiretin ispatıdır bu söz. Hiçliğe nereye gidiyor kardeş? Hemen sor. İddiasından hemen çözeceksin. İspata kalkma. İnsanlar hiçliğe gidiyor. Nereye gidiyor? Hiçliğe. Ha bir yere gidiyor yani. Bu otobüs nereye gidiyor? Topkapı'ya gidiyor. Zeytinburnu'na. Demek var yani. Hadi beyler burası Topkapı diyebilip de yolcu iniyorsa orası var. Ama sen ona Topkapı demişsin veya hiçlik demişsin. Bir şey varsa oraya gidilir. Yoksa gidilmez. Varlık hiçliğe gidiyorsa o demek ki vardır. Yine bu manada sayfa sözler yüzde bu münacatta geçiyor da. Bu kadar sadık dostlarına, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanatın rububiyetinin kat'i muktezayatını tekzip etmek, yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar da hissini tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hassiz makbul ibadetlerin ahirette bakan hassiz dualarını ve davaları reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadine tekzip etmekle senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şerbet-i rububiyetine müteessir eden ehl-i davaleti ve ehl-i küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hassiz derece münezzeh ve alisin. Yani burada geçmiş manada birlikte bunu pekiştiriyor yani. Bize ver yani bunu okudun. Evet. Biz de okurduk. Şimdi oradan aldığını ver bize. Ne aldın? Yani bu dünyadaki, bu alemdeki, alem-i şehadetteki bu sıfat, yani görünen sıfatlar, şuunatlar bunları diyor. Yalancı çıkarmamak için elbette alete getireceksin diyor yani manada. Yani böyle realite istiyorum. Diyeceksin ki arkadaş bak, burada bir güzellik var mı? Körün işi değil. Demek ki bu göze hitap ediyor. Şimdi bunu yapsın, bana bak Fatih, bunu yapsın, gözü bilmesin. Olur mu? Sesi yapacak, kulağı bilmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Mesela bak, bu kokuyu yapacak, burnu bilmeyecek. Sana beka duygusu, beka duygu bakiden daha mucizedir biliyor musunuz onu? Ahiretten daha zordur baki duygusunu yapmak. Elmayı yapmaktan zordur dile onun kabiliyetini koymak. Beka arzusunu yapmak bakiden zordur. Bakiyi yapmak kolaydır. Baki latifeyi yapmak zordur. Çünkü baki bir şey yapabilmen için bir proje lazım. Onun adı da fıtrattır. Fıtratı sana koymuş. İlk önce bir proje olur, sonra bir ne olur? Baki bir varlıktır, zemindir. Onun projesi insanın fıtratındadır. Yani beka fıtratını yapacak, buna bu kokuyu verecek. Ama bunu yapmayacak.
O zaman niye fıtrata zıttır? Bu da yalancılıktır. Niye? Yani bu kabiliyet, bu yoksa anlar mısınız varlığından? Hiç koku yok dünyada. Veya kokusunu kaybeden insanları düşünün. Kokusunu kaybeden insanlar kokuyu anlatabilir misiniz? Koku latifesini anlatamazsınız. İyi dinleyin. Bak burayı kaçırmamanızı istiyorum komutan. Burunda koku özelliğini kaybedenlere kokuyu anlatamazsınız, kabul eder. O zaman kokunun fıtri olduğunu, sence malum olduğunu devamlı onaylandığı için, ikaz edildiğinden koku var diyorsun. Aynen bu örnek gibi, ahiret devamlı sana sinyal vermese sen beka var diyemezdin. Beka isteyemezdin. Melekten abi Şafii... Bağlamadınız ki bu soruyu sorduğuna göre. Onlar nasıl kastediyor? Bunu ondan sonra şey yapacaksın. Bunu anlaman lazım. Bunu anlamanız gerekiyor. Bir daha söyleyeyim. Ondan sonra sorunu alacağız. Ama bunu anlama gerekiyor. Fıtratın şehadetiyle ahiret var burada. Şimdi doğuştan burnu kokusunu kaybetmiş. Yok. Onu anlatabilir misiniz bunu? Kokuyu anlatabilir misiniz? Kabul eder adam. Ha varmış. Kokuyu bilebilir mi? Fıtraten bilemez. Kokusu yok olmuş adamın. Koku bilinmesi için tabii ya bu olay bunu aktif ettiği gibi bunu da tanımladı. Öyle mi? O zaman bu yoksa bu olsa bile yoktur. Anlaşılmaz bu. Anlaşılmaz. Koku varmış. Ne demek koku var? Ama şimdi tabii canım. O nereden geldi ya? Bak. Bunu aktif ettiği gibi, bunu yorumladığı varlığını gösterdi. Aynı bu örnek gibi. Bende beka duygusu aktif midir? İstiyor mu? Canlı mıdır? Demek ki baki bir yer devamlı sinyalle onu canlı tutuyor, aktif ediyor. Yani telefonda abi yazıyor ya, Türksel yazıyor. Yani bazı istasyondan sürekli buraya... Geldiğini gösteriyor. Şimdi sor, melekleri sor kardeş. Sor. Onlar da aç kalmıyor, hasta olmuyor. Ha, evet. O bilir. İddia, mesela desen burnunu kaybetmiş. Koku var deniyor. Kokuyu kabulleniyor. Melekler açlığı kabulleniyorlar. Açtığı elimi kabulleniyorlar. Açtığı, çünkü niye? Aç değil ki. Bir şey, duygu, bir latifeniz canlı mıdır? O canlı tutulması için bir şeyden sinyal alması gerekiyor. Sinyal almadan o canlı ve aktif olamaz. Evet. Ahiretin şeyidir ya. Fıtratın şehadetiyle ispatıdır. Bu yoksa... Bunda varlığı benim için yoktur. Eğer bende of be veya koku sürülüyor ya. Bir koku alırken aslında iki varlığı fark ediyor. Bir benimsini aktif ediyor, iki onu ispat ediyor. Bu böyle bir şey var. Bereketli bir ders. Yalan dersi. Çok ilginç bir ders. Önce en büyük yalan Allah'a yalan yalan fıtrata karşı yapmıyor. Mesela? Yok, var olana diyorsun ki, mesela buna diyorsun ki yoktur. Yalan fıtratın inkar etmektir. Mesela bir adam gelmişti bana, hiç unutmuyorum. Tepecik'te. İnkarcı Alevilerdendi. Hani Alevilerin hepsi diye haşa. İnkarcıydı. Ben dedi ruha inanmıyorum dedi. Dedim ya bir dakika güleyim ya. Ruhuyla ruhu inkar ediyor. Böyle tip rastladınız mı? İşte bu. Çünkü inanmak ve reddetmek ruhsaldır, bedensel değil. 60 kilom ruhu reddediyor demiyor. Sen bu musun? Bu musun? Yok. Ruh, yani reddeden, inanan, inanmayan, seviyorum, nefret ediyorum kimdir? Ruhtur. Ruhuyla diyor ki ben ruha inanmıyorum. Ben ne yapayım gülmeden?
He? Anladın mı? Yani ben bir güleyim dedim. Adam gelmiş bana diyor ki ruhuyla, ruh yoktur diyor. Bunu söyleyen ruhtur. A, kimdir, hangi tiplerdir sen bilirsin. Asker, ey ruh, askere diyorlar ya, bazı askerlere ruh diyorlar. Ruh yani. Ruhuyla diyor ki ben ruha inanmıyorum. Yani inanan ve reddeden ruhtur. Evet abi, Mesnevi Nuriye sayfa 26'da burada diyor ki, yazdım okuyayım. Bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarzı söyleyemez diyor. Allah Allah. O şimdi dediğimiz, baştan da dediğim mevzu yani bu, yani kainat bütünlük var, komple bütünlük var, sistem var, fıtrat var. Yani bu zahirden, nereden bakarsan bak, bir şey var, doğruluk var orada. Yani o hakikatin nereden bakarsan bak. Yani bütünlük, yani bütünlük sıdktır. Yani sıdktır. Tek tek bakmak yalanıdır. Yani yalan ise yani bir insanın pervasız, laubali bir şekilde yalan söylemez diyor. Çünkü yalan ortaya çıkan korkar. Hı hı. Çünkü ama doğru sıdk ise yani şey var, doğruluk ise yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte nübüvvetinin ilk yıllarında yani daha doğrusu her zaman öyle. Yani pervasız, itminden, yaitminden de terassız bir şekilde olduğu için bunu gösteriyor. Çünkü davaya diyor, o davaya kimde nereden bakarsa baksın yakalıyor zaten. Evet, bütünün içinden bir cüz olduğu için bir cüz'ü ikaz, bir söylemekle bütünü ikaz ediyorsun. Yani yalanla birlikte bu sistemin dışına çıkarttırıyor insan seni. O hakikati kapattırıyor. Bir de şimdi şey geçtim, başka bir taraftan geçtim o mevzuya. Hı hı. Mesela yalan, hani bu şeyde sayfa 54'te diyor ki, sözler 54. Sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun diyor. Yani bu da yalan vehme bakıyor demek. Hı. Yani insan, yalancı vehmini. He? Vehim. Çünkü insanın fıtratında yalan, yalan deme cibriyeti var, vehli var. Ama vehmi yalan söylüyor demek. Yoku var gösterdiği için değil mi? Evet. Yoku var gösterdiği için vehimin özelliği odur. Yoku var gösterir. Nefis de varı yok mu gösterir? Geçen evet, yani ve beraber yani nefisin de varı yok gösteriyor. Şeytan ikisini aktif ediyor. Ama şeytanın mantığı varın üzerine kurulmuştur. Yani abdesti olana abdestin yoktur der. İmanı olmayana, şey imanı var olana imansızsın der. Onun için bir insan abdestin var mı diye şüpheleniyorsa vallahi abdestinin tapusudur. Abdesti olduğunun tapusu o var mıdır demektir. O zaman vehim Halik ismine bakabilir yani. Vehim şeye bakıyor, Halik ismine bakıyor. Ben bir merak etmiştim. Bak çünkü niye? Allah'ın cami insan ayna ya. İnsan en cami ayna olduğu için Allah'ın halikiyetine de aynadır. Nasıl halk edecek? Yoku var etmektir halk. İşte vehmimiz yoku var ediyor. Ama onsuz düşündüğü için yalan oluyor. İşte yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini diyor. Aldatıcı nefsini, tasdik. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını tasdik ediyorsun. Tasdik evet. Yukarıda. Yani tasdik, taakkul, ona tasavvur. Başka bir yerde de hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam diyor. Ne diyor? Müfteri, iftira eden, yalancı, itikatsız bir adam. Allah Allah. İtikatsız diyorsun en sonunda da. İtikatsız, evet. Ondan sonra şey, münafıklar için de yalancı, vicdansız münafıklar demek onların iman niyetleri yoktur diyor. Yalancı, imana niyetleri yoktur. Yani aslında münafıklar biliyor hakikati. Biliyor. Niyetleri olmadığı için yalancı, vicdansız diyor onlar için. Bak o acayip. Niyetleri olmadığı için, ben bir şey okudum bir zattan, büyük sahabeden. Niyetin varsa iman etmeye, her şey senin imanına delil olur diyor. Eğer imanına, iman etmeye niyetin yoksa, delillerin hiçbir değeri yoktur. Hiçbir şey, acayip bir şey bu. Yani tavuk mesela abi yumurta yapmak istese, kainat ona hizmet eder yani. Evet. Ama diyelim ki ceviz yapmak istese, şahsi kalır yani. Yani evet. Hizmet etmez ne ya. Ne diyor? Çok acayip bir şey ya. Yani diyor ki bakın, adama niyet, iman etmemeye niyet etmişse hiçbir delil delil değildir ona. Ama niyet etmişse iman etmeye, en ufak şey onun
bir burhan olur. Devam. Evet. Uzun mu? Uzunsa kesebiliriz. Yok ya, biraz daha var. Tamam, onu da okuyalım. Sinirat çok iyi. İcazeti de dinleyebiliriz. Sinirat 57. Burada da yani şey, sırf o mürai ruhtan gelen yalancı fikirden çıkan müşün sözünü diyor. Ne diyor? Mürai ruhtan gelen. Ruhtan gelen? Mürai. Yani riya yapalım. Mürai. Ruhtan gelen yalancı fikirden çıkan müşün sözünü diyor. Meş'um. Meş'um sözünü diyor. Yani burada yalancı fikir. Yani bu ruhun yapısını burada şey yapıyor, ele alıyor. Mürai bir ruh, yalancı fikir diyor. Evet. Yani siz dediniz ya, bu yalanın yani dimağdaki, kalpteki ve fiildeki şeyleri karşı. Nedir o? Yani işte bu ruh demek ki bir riyakarlık yapıyor. Yani o... Ha, o zaman riyakarlık, yalancı bir riya, yalan fiili bir yalancılıktır. Yani o da diyecektim, o da var. Evet. Var mı? 45 ve 45, riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Yap. O zaman ne oldu? Riya... riya yapısı nerededir, hatırladınız mı? Riya. Riya bir histir. Şeydedir. Hislerdedir. O zaman enfustur o. Vicdandadır. Vicdan bozuk oradan çıkıyor. Yalancı vehmini, o da dimadaki karşılığı yalanın. İşte bu oradaki yalan, yalanın zemini oradan bak. Enfusteki yalan o. Evet, riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Yalkavukluk ve tasanlı alçakça bir yalancılıktır. Allah Allah. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Küfür bütün envaiyle kisip de yalancılıktır. Ya. Çok dehşetli kalıyor ben. Yalanın nevileri varmış. Nevileri var, çeşit çeşit. Bunu bu başlık altında toplamak lazım yani. Evet. Mesela fiili... mesela... Riyakarlık, yalkavukluk, tasanlı... Zarar veren yalan var dediniz. Ama sen bunu fiilde gözüken yalanı da görmezsin. Mesela diyelim ki namaz kılmamak, fıtrata fiili bir yalancılıktır. Onları toplaman böyle bakman, yapmak lazım. Şimdi dimadaki yalan neydi? Vehim bir yalandı. Vehim bozuyor. Enfusi yalan riyakarlıktır. Dal kavukluk böyle. Eylemde İbadeti yapmamak ama kabul edip yapmamak fıtrata yalancılıktır. Burada fiili yalancılık. O var mesela, fiili lemalar 120'de bir yere var. Siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Bak, mesela adam diyor ki ben Deccal'a karşıyım diyor ama onu yaşıyor. Fiili bir yalancıdır. Kendini tekzip ediyor. Evet. Mesela ben ahireti vallahi inanıyorum, hesap çekileceğine inanıyorum ama televizyondaki her şeyi, İnternet her şeyi rezili seyrediyor. O derecede yalancıdır. Fiili yalancıdır. Yalancılıktır yani. Yalancılığı sokağa atıyoruz oysa en büyük yalancılık bizde de var. Yani. Bitti mi? Tamam. Ama şey yaparız. Ama bu ben biraz fazla mı istedim? Ben fazla tatmin oldum, şey yapmadım. Bunun biraz daha çalışılabilir abi. Evet. Fiilde göster. Bak diyeceksin ki dimadaki yalancılık, enfusteki yalancılık, fiildeki yalancılık diye topluyor. Fiildeki yalancılık diye toplayacaksın madde madde altına. Şimdi ben size enfusteki yalancılık, riyakarlık, bindal kavukluk bilmem ne, yalakalık, gösteriş, şöhret. Şöhret de öyledir. Onu sıralayacaktın. Şöhret de yalancılıktır. Ya kazbe mi diyordu abi? Evet. Onu da layıkalardan abi tespit edilebilir yani. Mesela evet. Şamlı Havuz'da yukarı ben diyor. Tasanlığı yaptım diyor, tokat yedim diyor. Tokat yedim. Evet, işte neticelere, bu, sebeplere. O zaman, Mustafa, elinde senin var mı bir ders? Benim abi şey vardı. Ne var? Ben bir şey yazdım dedim abi, nübüvvet, velayet. Tamam onu. Peki, yalancılığı tekrar sana veriyorum. Ama böyle başlık altına topla. Yani başlık abi şey yapsın, hem istifa, yani başlık, o evet. Sorunun cevabını bulacaksın külliyattan. Evet, peki. Vâhıl davâhümen elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fatiha.